Merhabalar sevgili köy eğitim ailesi ve değerli misafir öğrenciler. Hepinize esenlikler diliyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, bundan bir önceki köyümüzde çekimli fiilleri ve ek eylemleri söylemiştik. Basit çekimli fiil ve bileşik çekimli fiil üzerinde durduk ve ek eylemin diğer görevini söyledik. İsimlere, isim sözcüklere gelerek onları yüklem yapıyor dedik. Şimdi de burada fiillerin yapısı var. Her sözcük türünde olduğu gibi fiillerin de basiti, türemişi ve birleşiği illaki var. Ama buradan peşinden söyleyelim öncelikle. Sakın ola geçen köyde, geçen videomuzda gördüğümüz işte basit zamanlı veya basit çekimli, birleşik zamanlı veya birleşik çekimli olayıyla bu yapısına göre fiilleri birbirine karıştırmayalım. Evet, yapı bakımından fiiller demiş köyümüzde. Öncelikli olarak basit yapılı fiiller, yapım eki almamış, sadece çekim eki almış, kök durumunda olan veya işte dediğim gibi sadece çekim ekini almış fiiller. Ne örnek vermiş bakalım burada bize? Kazanacaklardı örneğini vermiş. Kazanmak fiiline acak ecek gelecek zaman kipi, gelecek zamanın hikayesi yani hikaye bileşik zaman ve larler de üçüncü çoğul kişi eki. Bakın burada kip eki demiş ama buna benim gönlüm el vermiyor. Şuraya hikaye bileşik zaman diyorum. Tabi hem ek eylemler hem normal kip ekleri hem de kişi ekleri bunlar çekim ekleridir arkadaşlar. Dolayısıyla burada herhangi bir yapım eki yok. Yapısına göre bakın nasıl bir fiilimiz bu. Basit bir fiilimiz ama zamanını sorsaydı bize bileşik zamanı diyecektik. Çünkü iki tane kip eki var. Türemiş yapılı fiiller nedir? İsimlere veya fiillere yapım ekleri getirerek yaptığımız yeni fiillere biz türemiş yapılı fiiller diyoruz. Yani kısaca yapım eki almış her türlü fiil türemiş yapılıdır diyeceğiz. Kazandırmış örneğini vermiş bize. Bakın kazanmak fiiline fiilden fiil yapan dırdır eki gelmiş. Kazandırmak olmuş ve mişli geçmiş zamanla. Normalde bakın basit zamanlı bir fiil ama yapısına göre türemiş bir fiil diyoruz. Zorlamış fiilini vermiş. Zor isim. Zorlamak isimden fiil yapan yapım eki. Mışmış gene duyulan geçmiş zamanımız. Yine basit zamanlı bir fiil ama yapım eki olduğu için yapısına göre türemiş bir fiildir diyoruz. Evet şimdi yapım eklerini ezberlemeye gerek yok ama föyümüzde fiilden fiil yapan yapım ekleri neler? İsimden fiil yapan yapım ekleri neler? Bunların en çok kullandıklarımızı bize vermiş. Biz de bunları birer örnek verelim. Ama öncelikle arkadaşlar şöyle bir not ekliyorum ben. Sizler de lütfen kaydedin. Çatı ekleri, bunları fiilde çatı konusunda göreceğiz. Şu ekler, öznesine göre fiil çatısında bakın bunu, bunu ve bunu kullanacağız. Nesnesine göre de şu ekleri kullanacağız. Çatı ekleri fiilden fiil yapan yapım ekidir. Bunu unutmayın. Evet bakın burada ılık eki, edilgenlik eki veya dönüştürük eki. İşte yazmaktan yazılmak, kırmaktan kırılmak bu örnekleri verebiliriz. In in eki yine bu da dönüştürük ekidir veya edilgenlik ekidir. Almaktan alınmak örneğinde gördüğünüz gibi. Beklemekten beklenmek örneğinde gördüğünüz gibi. Işış eki, işteşlik eki yani bakmaktan bakışmak gördüğünüz gibi. Başka ne verebiliriz örnek? Yazmaktan yazışmak. Arer eki, etirgenlik eki. Çıkmaktan çıkarmak, gitmekten gidermek. Bu ir şeklinde de olabilir. Bitmekten bitirmek. Dırdır ekimiz var. Koşmaktan koşturmak. Bakmaktan baktırmak değil mi? Fal baktırdık diyoruz mesela. Ala ele diye bir ekimiz var. Eşmekten eşelemek. Kovmaktan kovalamak. Ha, şu olumsuzluk ekine dikkat arkadaşlar. Eskiden bazı kaynaklarda biliyorsunuz olumsuzluk ekini fiil çekim eklerinin içerisinde alıyorduk. Ama artık çoğu kaynakta fiilden fiil yapan yapım eki olarak ne yapıyoruz? Alıyoruz. İşte gelmek nasıl olumsuz yapacağım? Gelmemek. Bunu da yapım eki olarak aldım. Iıt diye bir ekimiz var. Kazımaktan kazıtmak. Uyumaktan uyutmak. Bakın buradaki ekler. Evet şimdi bunlarla ilgili bir sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ış, iş, uçlu şekli diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır der bize. Yani aslında şunu soruyor. Çatı ekimidir yoksa isim fiil ekimidir diye soruyor. Beni hayata döndürdü bu içten gülüş. Bakın bu bir isim fiil. Buradaki fiilden isim yapan yapım eki.
Birçok sözden daha çok şey anlatır bize bazen bir bakış. Bakmaktan bakış, bu da aslında isim fiildeki. Yine fiilden isim yapan yapım eki. Her şeye rağmen yarın onunla son bir kez daha görüş. İşte bakın burada görmekten görüşmek. Burada fiilden fiil yapan yapım eki. Burada işleştik eki olarak kullanılmış arkadaşlar. Cevabımız demek ki C şıkkı olacak. Anlayış derken yine fiilden isim yapan yapım eki. Bulmaktan buluş derken yine fiilden isim yapan yapım eki. Diğer dördünde isim fiil eki olarak kullanmış. Evet, burada da arayar ekini ister. Hediye paketlerin özenle sarardığı, sarmaktan sarar geniş zaman, geniş zaman hikayesi. Aramak, aramaktan arar, arardı yine geniş zaman hikayesi, aynı ek. Okula her zaman aynı yoldan giderdi, yine gitmek. Arar gene geniş zaman, gene geniş zaman hikayesi, yine aynı ek. E'ye gelelim önce. Annesi işteyken kardeşine daha çok o bakardı. Bakmaktan bakar, geniş zaman, geniş zaman hikayesi. Ama şimdi D'ye gelin. Bakın buradaki geniş zaman eki değil arkadaşlar. Çantasındaki her şeyi masanın üzerine çıkardı. Çıkmaktan çıkarmak. Buradaki fiilden fiil yapan yapım eki. Bakın bu basit zamanlı. Buradaki normal görülen geçmiş zaman ekimiz. Dolayısıyla D dedik. Şöyle ayırt edebilirsiniz. Buradaki bakın sarmak, sarar. Bu geniş zaman. Yani sararmak olan değil. Ama burada çıkmaktan çıkarmak. Evet. İsimden fiil yapan ekleri de örnekler verelim. Lale en işlek kullandığımız eklerden birisi. Baştan başlamak. Yoktan yoklamak. Al el çoktan çoğalmak. Boştan boşalmak. Azdan azalmak. Oradaki ek. Bu L ekimiz var. Ünsüz düşmesine sebep olur genelde. Alçaktan alçalmak. Seyrekten seyrelmek. Bakın oradaki ek. Bakın burada da bir R var. Bu genelde renk adlarına gelir. Mordan morarmak. Sarıdan sarı armak. Ünlü düşmüş. Yani sararmak. AE diye bir ekimiz var. Kandan kanamak. Yaştan yaşamak. Oyundan oynamak. Lanlen diye bir ekimiz var. Gizden gizlenmek. Değil mi? Buradaki ek bakın. Tattan tatlanmak. Laşleş diye yine bir ekimiz var. İyiden iyileşmek. Dertten dertleşmek. Evet, başka ekler de var. Burada önemli demiş. Tabii bütün dediğim gibi yapım eklerini ezberleyemezsiniz arkadaşlar. Orada kendimiz bulacağız. Şimdi gelelim birleşik yapılı fiillere. Şimdi arkadaşlar biz birleşik yapılı fiilleri üçe ayıracağız. Birleşik yapılı bir fiil ne olabilir? Şöyle yazayım. Pardon. Biraz fazla gittim. Evet. Yardımcı eylemle yapılan birleşik fiiller var. Kurallı veya diğer adıyla özel birleşik eylemler. Bir de anlamca kaynaşmış birleşik eylemlerimiz var. Yani üçe ayıracağız birleşik eylemleri. Şimdi bunları gelin birlikte görelim. Bir fiile, bir ismin ya da başka bir fiilin gelmesiyle oluşan fiillere, yani en az iki kelimenin birleşmesiyle meydana gelen fiillere birleşik yapılı fiiller diyoruz. Üçe ayırdık. İkinci maddede onu söylemiş. Bunlardan birincisi yardımcı eylemle yapılanlar. Bakın föyümüzde güzelce formülünü vermiş. Bir isme etmek, eylemek, olmak, bulunmak, buyurmak, kılmak gibi yardımcı eylemler getireceğiz. Tabii en çok etmek ve olmak fiillerini getiriyoruz. Tabii biz arkadaşlar bunların yazılışından daha çok soru geliyor. Burada arada herhangi bir düşme veya türeme varsa, ünlü ya da ünsüz düşmesi veya türemesi varsa nasıl yazacağım? Bitişik. Yoksa ayrı yazmalıyım. Değil mi? Mesela bakın affetmek derken ünsüz türemiş, bitişik yazmış. Ama fark etmek derken düşen veya türeyen bir şey yok. Orada ne yapmış? Ayrı yazmış. Evet, tabi burada bazı bence bilmeniz gereken önemli sözcükler var. Ne gibi mesela bakın. Men etmek, men olunmak, işte def etmek, def olmak, derc etmek, vaz etmek, vaat etmek, hamd etmek, hamd olmak,
Mesela darbe etmek. Bakın bunlar da ilk etapta baktığımız zaman düşen veya türeyen bir şey yokmuş gibi görünüyor değil mi? O yüzden bunların yazılışını bilin. Bunlar istisnai fiillerimiz bizim. Ha bu arada hak etmek fiiline dikkat. Bir de Türkçe'de hak etmek diye bir fiil var. Bu taşa, toprağa veya sert bir yüzeye kazıma yoluyla veya oyarak yazmak demek hak etmek. Yani böyle bir fiil de var. Unutmayın. Tabii etmek olmak yardımcı eylemlerini ben tek başına da kullanabilirim. Mesela Dani kendin ettin, kendin buldun dedim. Oradaki bakın sadece ettin. Ama Dani bana yardım etti dediğiniz zaman fiili ne olarak alacaksınız? Yardım etti diye alacaksınız. Şimdi burada da onları soruyor bize. Diyor ki hangisinde yardımcı eylem kullanılmamıştır? Şöyle sondan gelin istiyorsanız. Bakın burada mutlu olmak var. E'de. D şıkkında yardım etmek var. C'de razı olmak var. B'de terk etmek var ama dedemlerin bağındaki üzümler henüz olmamış derken olmak fiilini tek başına burada bakın kullanmış. Yine benzer soru fark etmek. Bakın rica etmek, yardım etmek ve ikram etmek ama ben ettim sen etme derken bunları tek başına kullanmış. Evet kurallı bileşik fiil nedir? Burada da arkadaşlar fiil artı fiil yani iki tane fiil çeşitli kurallarla birleşecek. Ve yeni bir fiil oluşturacak. Dört şekilde olabiliyor. Bir fiile bilmek yardımcı bilmek fiilini getirip araya a, e zarf fiil ekini getirdiğiniz zaman yeterlik fiili. Mesela koşabilirim dersiniz değil mi? Bir fiile vermek fiilini getirip araya ı, i yardımcı ünlüsünü getirdiğiniz zaman buna tezlik dersiniz. Değil mi? Koşu verdim. Bir fiile gelmek, kalmak, durmak veya koymak getirin. Araya da ae zarf fiilini getirin. Mesela de, deyin ki işte yıllardır süre geliyor veya baka kaldım. Ya da siz bunları çöze durun veya işte siz koşa durun ben yetişirim. Yani koşmaya devam edin demek. Sürerlik ne demek? Ha, bu arada yanlış yere yazmışım. Durun şöyle değiştireyim. Şuraya sürerlik yazayım. Pratik olsun. Şuraya da yaklaşma yazalım. Ben yukarıya bakmamıştım. Evet yaklaşmanın da bir fiile yazmak fiilini getireceğiz. Araya yine a, e yani cümlesi girecek veya zarf fiil ekimiz girecek. Bu da az kalsın. Değil mi? Merdivenlerde düşe yazdım. Yani neredeyse düşüyordum demek. Bunlar her zaman bakın nasıl yazılıyor? Bitişik yazılıyor. Şimdi yeterlik fiilin olumsuzluğuna yalnız çok dikkat edin. Mesela dediniz ki ben bu kavanozu açabilirim. Nasıl olumsuz yaparım? Açamam. Açamayabilirim. Veya açmayabilirim. Alın size Türkçenin bir bug'ı. Nasıl bir fiilin üç tane olumsuzu olabilir? Demek ki bunların anlamları birbirinden farklı. Açamam %100 kesinlik. Açamayabilirim olasılık %50. Açmayabilirim yani istesem açarım ama canım istemedi. İsteğe bağlı. Ama sevgili gençler burada çok önemli bir nüans var. Açarım. Bakın basit bir fiil. Geniş zamanda bilinç tekil kişide. Nasıl olumsuz yaparsınız? Açmam. Bakın bu açmamla açamamı birbirine karıştırmayın tamam mı? Açamam birleşik, açmam basit. Evet burada da onu zaten söylemiş bize. Evet örnek soru 5'e geldim. Hangilerinin yüklemi kurallı bileşik fiildir diyor. Olumsuz bir fiile karşılaşırsanız olumlu yapın. Dizginleyebildi. Burada yeterlik var. Değerlendirebilmeliyiz. Yeterlik. Demek ki cevabımız direkt A şıkkı olacakmış. Peki diğerlerine mesela yardımcı olmak, yardımcı eylemle yapılmış. Saygı duymak ve vazgeçmek birazdan anlamca kaynaşmış diyeceğiz onlara. Evet hangisinde yeterlik fiili kullanılmıştır der. Şu yine olumsuza bakın dikkat edin. Bilemem. Bunu olumlu yapın bakalım. Bilebilirim. Bakın demek ki bu bir yeterlik eylemi. Bakın burada D'de de baka kalmış var. Ama o sürerlik eylemi. Evet devam ettim. Tezlik fiilini vermiş. Bunun da olumsuzu önemsemem anlamı katabilir arkadaşlar. Aman Dani bugün de gitmeyi ver. Bakın önemsememe anlamı kadar. Yaklaşma fiili neredeyse demiştik.
Evet, sülalelik fiilini de yine az önce söyledik. Evet, anlamca kaynaşmış fiil ne demek son olarak? Bu da deyimler arkadaşlar, anlamca kaynaşmış olanlar. Mesela dedim ki Dani'yi görünce iki ayağım bir pabuca girdi. Yüklemi ne olarak alacaksınız? İki ayağım bir pabuca girdi. Niye? Çünkü o bir deyim. Ancak deyimlerin dışında bakın burada çok önemli bir not var. Deyim olmamasına rağmen başvurmak, varsaymak, el vermek, vazgeçmek, öngörmek, aşermek bu fiilleri de biz anlamca kaynaşmış diye kabul ediyoruz. Hatta burada mığmiz soru edatı ile ilgili bir bilgi vereyim. Mesela Dani bu işten vazgeçtin mi diye sorabilirsiniz. Veya bu soru edatını iki sözcüğün arasına getirip vaz mı geçtin şeklinde yazabilirsiniz. İkisi de bakın doğru. Evet, etkinlikte güzel bir şey var orada. Nerelerde şey var diyor bize. Anlamca kaynaşmış bileşik fiil var mı yok mu diye sormuş. Bakalım şöyle. Mesela bakın burada vazgeçmek var. Aslında karşı çıkmak da bakın bir deyimdir. İkiye baktım öngörmek var. Üçe baktım bu yeterlilik eylemi arkadaşlar. Dörde baktım başvurmak. Beşe baktım önleyemiyoruz, önleyebiliyoruz. Yeterlilik eylemi bu. Burada bakın altıda göz atmak var. Deyim. Artıladım. 7'de yola gelmek var deyim. Anlamca kaynaşmış. Yetişeceğim derken burada yok. Bu normal basit zamanlı fiilimiz. Ağız birliği etmek var ama bakın orada fiilimsi görevinde savunuyorlardı da yok. Akıl etmek bir deyimdir. Burada aldık. Evet, iki tane örnek sorumuz var. Hangisinde bileşik yapılı eylem vardır diye sorar. Çağırmaz. Kapanırdı. Geçer, yıkanırdı ve varsayıyor. Bunların hangisinin yapısı bileşik diye sormuş. Varsaymak anlamca kaynaşmış bileşik fiildir diyeceğiz. Evet, 8'e baktık. Bileşik fiilleri bulalım ve nasıl yapıldığını söyleyelim. Hissetmek yardımcı eylemle yapılmış. Çizi vermek tezlik fiili yani kurallı. Ulaşabilirsiniz yeterlik eylemi yani kurallı. Düşe yazmak yaklaşma. Yani kurallı bileşik fiil. Baka kalmak sürerlik. Yine kurallı bileşik fiil. Bunların dördü kuraldıyken bu ise diğerlerinden farklı. O yüzden A dedik. Evet, böylece 26. fövümüzü yani fiil konusunda bitirmiş olduk arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İyi günler.